Hakan okula bıraktıktan sonra Leyla'ya geldim. Leyla'da bir kahve içeriz diye düşündük ama Naciye ablayla telefonlaştık. Gel, gelin kahveye biz de içelim. Şimdi Leyla ile beraber Naciye ablaya geçeceğiz. Leyla ile bugün işimiz var. Öğleye kadar onları halletmemiz lazım. Hakan'ı kreşten Alasya'ya kadar onları halledip ondan sonra eve dönüp evdeki işleri bitirmem lazım. Benim bazaları halletmem lazım. Benim bazalar aynen olduğu gibi duruyor. Çamaşırlar komple bekliyor. Belgin'in eline dönüp var. Ayak sürdükçe sürdüm var. Hiç yapasım yoktu. Gerçekten içinden hiç gelmiyordu. Ama bugün artık mutlaka ve mutlaka az bir şey de olsa artık bazıları halletmem lazım. Hiç yoktan Feyza ile kendi bazamı halletmem lazım ki İsmail'inkini en sona bırakayım. Nihal abla yardımcı çıktı ama Nihal ablanın kolu gitmiş. Nihal ablanın kolunda kemikte oynama varmış galiba. Var ya inanılmaz derecede ağrısı var. Çekim yapıyorum. Geleceğim mi? Telefondaki ha telefonla konuşuyorum. Gülcan'la konuştun mu? Sabah beni aradı ya. Duymadıydım telefonu da. Şimdi. Ne? Doğru demiş bak. Ayağın birazcık düzeliyor, yürüyüşe gidiyorsun. Ayağın birazcık düzeliyor diyorum, yürüyüşe gidiyorsun. Sonra ayağın azıyor bundan sonra. Anlamıyorum, buraya geldim. Geldim. Ayağın birazcık düzeliyor, yürüyüşe gidiyorsun. Ondan sonra ayağın tekrardan azıyor hayatım. Nihal abla misali. Nihal abla da kolum düzeldi dedi. Hı. Gitti pazarda. Pazarda birkaç bir şeye düşüyor, şey taşımış. Şimdi o ameliyatlı kolunu kemiği oynamış. Yerinden. Ya şimdi diyor tekrardan diyor ameliyat derlerse diyor ben ne yaparım Belgin diyor. Bir de öyle bir durum var yani düşün. Orası öyle. Yapacak bir şey yok. Siz yani zaten bir tek sana söylemem ki kendime de söylerim yani. En ufak bir şeyin ağrıdığı zaman, iyileştiği zaman direkt hemen şeye devam ediyorsun. Nedir o? Yeter 2 gün yürümedim. Üzerine basmadım. 2 gün tamam çok bile. Sana iş güç de yapmadım. Evin dağınıklığını görürsün. Leyla ben de bugün var ya işlerimiz bittikten sonra ben de eve gidip de benim de bazaları halletmem. Benim de bazaları halletmem gerekiyor hayatım biliyor musun? Valla mutfak camım kaldı. Bir de buzdolabım kaldı. Leyla her şeyini halletti. Yazlık kışlıklarını halletti. Evet sen maşallah sen bitirdin canım. Bir şey bahar temizliği. Tamam işte biz o bahar temizliğine başlayamadık bile biz daha. Başlasaydın ne diyeyim? Hakan'ın kreşiydi. Kreşi tam yarım güne geçsin dedik. Ondan sonra başlayalım dedik. Ondan sonra Hakan'ın kolu çıktı. Yani kolu bileğinden sıkıntı oldu biliyorsun hayatım. Oydu buydu derken kaldı. İşte bakalım bugün bazaların altlarına yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum yani. Artık diyorum yıkanacaklar diyor. Kalemler, yastıklar diyor. Ondan sonra. Sen işini bitirirsin canım. Maşallah olur. Biz daha başlamayı bile. Hani yarın bir tam şey okula başlasın da kreşe. Hani 8'de bırakıp 8.30'da bırakıp 12.30'da oluyor mu ya? O her 4 saatte bir. Ki odayı bitirmeye şey yapıyorum ben. Odanın komple girecek misin? Kız odaya girdiğin zaman bir günü ne oluyor? Al bir oda diyorum. Tamam bir odaya giriyorsun bir günün rahat alıyor. Annemin ilaç olmasa camıyla perdesini bile bitirsen falan gelseydin. Evet camıyla perdesini bitirirsin. Benim için şu anda en büyük şey cam ve perdeler yani. PVC'ler. Hani? Onlar bitirirsin canım. Cama perdeyi bitirirsin. 4 saat içinde de ama dolabının içine ayrıntılı girirsin. Yok zaten dolaplarına bir gün dolaba gireceğim. Ondan sonra ertesi gün cam penceresine gireceğim. Ben de öyle yapıyorum. Öyle bir gün dolaplarını alıyorum. Bir gün de okuldan dolayı biliyorsun şey oluyor ya. Bir gün de penceresiyle şeyini alıyor. Perdelerini alıyor. Valla herhalde benim temizliğim 10-15 günü bulacak gibime geliyor bu parça parça yapmalarla. Diye tahmin ediyorum Leyla. Yani. İki haftadan fazla mı oldu? Ben uğraşıyorum işte. İşte anca. Ama şey, Deniz'in okulu dershane falan derken parça parça yapıyor. Ben Hakan, İsmail okulunu dershanesini şey yapmıyorum bile. Ben bir tek şu anda Hakan'ın şeyine kanalize olduğum için hayatım o yüzden İsmail'cimin bana herhangi bir zararı şey yok yani bu konuda. Bir şükür ki yani sıkıntısı yok diyebilirim sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Haydi bir kembif, bismillah. Apartmanımızın kapısı her zaman size açık. Leyla'cığım da işlerimizi hallettik. Önce geldim, Hakan kreşten çıktı bile. Feyza'cığım sağ olsun kreş almaya gitti, telefon açtım. Ben işlerimiz öğlene kadar biter diye tahmin ettim ama bitmedi. Böyle resmi yerlerde olduğu zaman, isterseniz devlet dairelerinde olduğu zaman işlerimiz saat 10-11'de biter diye tahmin ettiğimiz için ayrıca 12 çeyrek geçe gitti. Gerçekten. Ondan sonra hep beraber Naciye ben falan hep beraber oturduk bir yerde bir yemek yedik. Anca eve geldim. Ay boştur boştur. Allah'tan ki bugün Feyza izinli evde. İşe gitmediğinden bu o yüzden rahatım. O yüzden bugün biraz rahat bir şey davrandım. Geniş davrandım diyebilirim. Ama evde işler beni bekler. Oy! Oy! Beş kat beni yormaya başladı. Bu demek oluyor ki ben artık yaşlandım. Baksana. Abi, aşağı yaştı ama ben buradayım. Evet. Kuşum. Ne haber oğlum? Ne yaptınız Feyza? Bir şey yapmadık. Muz. Başta orange dedi. Portakal istedi. Orange dedi. Portakal istedi. Portakalı aldım. Oynadı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sonra muzu istedi. Muz verdim. Onu da yemedi. Bekliyor öyle. Öğle yemeğini yiyip de geliyor ama. Kahvaltısını da yaptı. Yemiş gibi değildi. Ama o yediği zaman yine yiyor zaten. Bir şey dedi lan kreşten, baksana ayakkabıları toparladım. Fotoğraf attılar mı sana? Evet attılar. İkinizin fotoğrafınızı çekmişler. Kreşten şimdi Feyza ilk defa almaya gidiyor ve Feyza'yı hiç görmediler. Gel buraya. Gel. Feyza'yı hiç görmediler. Kreşe sürekli olarak ben gidip geldiğimden dolayı Feyza seni al gel dedim. Benim de o anda işim olduğundan dolayı ben kreşe telefon açmayı unuttum. O anda işimiz zaten vardı Leyla'yla. Ailesi bilgi verdim diye. İşte vermedim. Hata bende burada. Kreş haklı, hatta Feyza şey demişler. Kimliğim var mı? Sen adını soyadını bana sordular zaten. Feyza Nur Topuz dedim. Kapıyı açtım dedim. Kapının şifresini de ben verdim zaten onu dedim. Kapıyı açıp da girdi dedim. Tamam dedim. Ondan sonra Feyza şey demişler. Hakan Deksin'in fotoğrafını çekip de atmışlar yani. Evet. Biz sizin çocuğunuzu ablası olarak bu kişi teslim ettik diye söylemişler. Dedi bir şey olursa dedi fotoğrafınızın hani olması iyi olur dedi. Tabii canım onlar haklı şimdi. Evet. Hata bende burada. Ben de dedim haklısınız zaten. Yani şimdi gelse Hakan'ı başka biri almaya çalışsa. Alır. Bir şey diyemezsin ki. Aynen yani o yüzden haklılar. O yüzden kadın böyle yüzüme baktı ve dedi annene de benziyorsun aslında da yine de dedi işte bir şey olmamız gerekiyor dedi. Tabii canım yani onlar her zaman. Mesela şimdi ben Leyla'yla da görüştüm. Ben de Leyla'ya da söyledim. Hakan'a verirken de bir sıkıntı çıkarmışlardım. Evet dedi, doğru dedi, bir arkadaşım dedi. Eşiyle ayrılırken dedi, çocuğu kreşte dedi, eşiyle sıkıntılı ayrılmış. Çocuktan dolayı herhalde sıkıntılı ayrılarsa. Gitmiş eşinin babası almış çocuğu kreşte. O zaman olaylar büyüdüğünde çocuğu alıp diyor, götürdüler, getirmediler diyor. İşte böyle durumlarda diyor, ister istemez diyor, kreşler gerçekten bu konuda haklılar. Öğretmenlerimiz haklıdır. Aşkım gel bakayım. Anne Gül'den bir tane otizmli bir çocuk kaybolmuştu ya. Ana sınıfında. O tamamıyla bir muammaydı zaten. O tamamıyla bir şeydi zaten. Ona ne bu ki? O koskoca okulda, anaokulundaki çocuk sen yürü ve git. Okuldan çık yani. Öğretmenleri atlat, görevlileri atlat, güvenliği atlat, sen çık. Feyza, kimin o? Benim. Senin telefonu eline almış. Senin de arabanı almış. Arabanı almış. Bak 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 nasıl veriyor bak. Aferin. İşte yerinde işte. Anahtar. Ver onu da. Anahtarı sen. Gel bakayım anneye küçük ver. Hakan. Hiç beni özlemedin mi? Feyza bugün seninle ikimizin bazasını halledelim. Bazaların altlarını yani. Kışlıkları tamamıyla kaldıralım. Hurçlayalım, kaldıralım. Yani anladın. Senin battaniyeni çıkartalım, yorganını alalım. Yorganı kaldıralım yani şeyi. Niye? Battaniyen nerede? Bazanın altında. Onu çıkaralım bazanın altından. Niye? Yorganını bazanın altına koyalım diyorum. İkisini de bazanın altına koyacağız.
Hayır, sadece battaniyeni çıkaracağız, onu kullan. Battaniyeye gerek yok, ben battaniyeyi sevmiyorum. Şey oluyor, kışın yapışıyor, şey yazın yapışıyor böyle. Kız onu da zaten 15 gün sonra yine kaldıracağız, nevresin ne açıksın? Tamam, yorgan dursun şimdilik. İyi, hadi tamam Feyza, yorgan dursun. Neyse, bazanın şeylerini bak. Bugün senin bazayla benim bazayı halledelim de. Onlar, aferin annem. Dolap kapaklarını bu mahvetmiş zaten. Anahtarla mı yapmış onu? Anahtarla yapmış. Feyza al onun elinden. Anahtarın ucu. Kapaklar önemli değil. Arabanın anahtarı gidiyor. Dolap kapakları da önemli. Arabanın şeyi de gidiyor. Anahtarı da gidiyor. Dediğin doğru yani. Ben, şuradan fazla. Sen alamazsın. Ben böyle fırlatırım diyor işte bak. Şşş. Ana bak. Al. Kaldır şunu şu yukarı. Allah'ını sever. Sev gözünü seveyim. Bak ya. Ordunalı ya, ordunalı ya. Şuraya. Şuraya koyuyoruz. Hep narın yanına koyuyoruz. Anahtar hep oradan alıyoruz. Bak şimdi size burayı göstersem mi, göstermesem mi bilemedim. Daha önce de söylemiştim ben. Yatak odasına, yatakla camın arasına bazaları koyduydum. Bazaları demişim. Hurçları koyduydum. Çıkan kışlıkları da öyle hurçların içine yerleştirip orada muhafaza ediyorum ki bazaların altını temizleyeyim, değerliyim, toplayayım diye. Şimdi bazaların altına bir anda koyup da bazaların altı iyice karıştırmak da istemedim. Tabii işler de böyle sürünce de kalınca da ister istemez bu şekilde kaldı. Bakın benim dağınıklığımı sizlere şöyle bir göstereyim. Şimdi bana bir sürü laf söyleyecekler ama yapacak bir şey yok. Gerçekten vakit olmadı mı olmuyor bak. Sabahlıkları çıkartmışım şöyle koymuşum. Kuşlarım zaten burada ayak altında durmasın diye bunları buraya koydum ki hiç olmazsa ayak altında durmasın diye. Kuşları bile kuşların içine koyarak şey yaptım. Yastık kılıflarını değiştirmiştim bir kat edip onları da kuşların içine koyacaktım. Bir türlü var ya yapamadım. Üşengeçlik üzerine üşengeçlik şey oldu. Tembellik oldu diyelim. Hakikaten tembellik oldu. Şurada da Hakan'a ayırmış olduğum oyuncaklar var. Ay vallahi gerçekten ya inanılmaz tacı tembelleştim ben. Şu aralar öyle böyle tembelleşmedim. Nedense her şey bana zor gelmeye başladı. Şöyle bir açalım. Evet, böyle daha güzel gözüküyor. Hep böyle var ya dipten çekiyorum. Yüzümdeki bütün şeyler dedim size. Kusurlar değil mi? Lekeler değil mi? Kırışıklıklarım hepsi belli olmuş. Gel bakayım buraya gel gel. Bu da var ya orası, orası onu var ya oyuncak olduk değil mi? Buraya çıkıyor. Aferin. Bravo sana bebeğim. Bravo. Haydi yürü alamazsın. Olma bismillah. Haydi yürü git. Hı. Al sen kurcu alıyor bak kurcu. Ben Feyza hucuç komple çekler onu. Hucuç zaten şey dokunlu o çok zaten yırtıldı. İşe yaramıyor. Gel gir içine. Ses yapma ses. Bırak elimi o koridorda oynasın. Sen benim dediğim nasıl? İyi. Mantıklı mı? Mantıklı. Bak ya. Halkını bakar mısınız? Şşş. Bak. Bazadaki her şeyi çıkaralım. Şöyle yerleştirelim düzgünce. Hı. Yorganları. Benim aklıma şey geldi. Feyza'ya da söyledim ben de. Yatak, yorgan, yastık, battaniye, incik, boncuk ne varsa hepsini Feyza'nın bazasından da toparlayalım. Kıyafetleri, kışlıkları falan hepsini benim bazanın altına topladık. Kıyafetler sadece benim bazanın altında olsun. İncik boncuklar da Feyza'nın bazasının altında olsun diye düşündüm ben. Feyza da olur dedi. Bu çanta. Bu çanta hiç kullanmıyor zaten. Of. Gel. Gel bak burada da ayna var. Gel. Gel benimle. Aman kaldı. Kaldı. Kaldı kaldı. Çıkar çıkar. Yürüyüş yaptım. Çok komik işte. Bunlar yazlık. Abla Hakan'ın yazlıkları. Şimdi bunların olanlar olmayanlar ayrılacak. Evet Hakan'ın yazlıkları, şortları falan. Geçen seneki yazlıklarını verme dedim hatta. Dursun hani olabilecekleri giydirin diye düşündüm. Mesela bak bu şortları giyebilir Hakan. Şimdi ben bunların hepsine bu sene bebe lastiği takacağım. Ben de bebe lastiği arasında akşam var ya vaktim olsa hepsine tek tek bir bebe lastiği geçirsem çok güzel olur. Önceden hem Feyza'nınkine hem de İsmail'inkine hiç üşenmezdim. Bütün eşortman altlarına ve şortlarına bebe lastiği geçirdim. Çok rahat olurdu. Aşırı derecede rahat olurdu. Feyza bana bir tane sepet getir.
Getirebilir misin? Bunları var ya birer bir yarım saatlik programda yıkayalım. Bundan sonra kaldıralım. Sıkmayı da fazla yaptırmayalım ki şey olmasın. Çok sıkma yaptım. Önceden hurç yok ya, sıkılsan hepsi hurç olarak kullanılıyor ama iyi oluyordu. Evet. Çok rahat oluyor. Sıkılsan hurç olarak kullanılıyor. Şimdi bunlar zaten cumun hepsi. Şöyle ben sıkıyorum. Bak Hakan. Şöyle göstereyim ben şöyle. Alo. 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 Bunlar olur mu buna? Olur tabii. Olur mu? Sanki çocuk bana büyümüş gibi geliyor. Büyüdü de olur bence. Bence de olur. Bunları var ya. Ay şu şortuna bayılıyorum ben bunun. Pek güzel bu şortu ya. Bak seni de. Ben bu sene Hakan hiç şort almayacağım zaten. Şimdi abisine bak mesela şu da olur. Bu sene. Kısa pantolonlu. Şimdi. Şimdi. Bu hurç. Hurçlar şurada da. Bunları atacağım mı? Ya bu vakumlar hepsi yırtıldı. Ya bunlar hava alıyor da o yüzden. Ama iyi oluyordu. Yani vakumları iyi oluyordu ama en ufak bir şeyde yırtmıyordu Feyza abi. Şimdi bak var ya Feyza abi, bu sene giymeyeceğimiz hiçbir şeyi tutmayalım. Tamam. Neler? Bunları sayıyorum, sayıyorum Feyza. Evet. Feyza'nın resimleri var bunun işte. Aynen. Bunu da tutuyoruz o zaman. Ne lazım olmuşsa. Feyza bunun içinde şeyler var. Boş kağıtlar var. Hakan. Ay yarabbim. Bunlar hep zaten senin bazanın altına koyacağız. Kürsel TV Plus tutsun da aynı şekilde. Feyza bunu bu sene giyer misin? Kazandan altına bakar mısınız ya? Hayır. Geçen sene giymiştin ama. Bunu ayırt gideceklerin içine. Şöyle koyalım. Kuşağın. Bunun devamı nerede? Ben devamını görmedim. Benim şeyler. İsmail. Bu İsmail'in. Bu sene olmaz da bunları Hakan'a ayırdım. İsmail'in bazasını şu anda şey yapmayacağım. Ay evet ya, benim şu var ya, ben Hakan'a hamileyken alınan gecelikler. Ben bunları birer defa giydim. Hiç giymedim. Gerçekten hiç giymedim. Bundan iki tane var bende erkek. Bunlar kısa kollu, diğeri nerede acaba? Diğerini de bir bakayım bir. Diğeri de burada. Bunları belki bir ya da iki defa giymişimdir. Hiç kim? Ay Feyza şunu çıkıyor Allah aşkına. Bu ses daha çok çıkıyor ya. Şırıl 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 şırıl. Anladı. Anladı, bence de anladı. Aynen, benim anlamış. Etrafımda hamile birisi yok şu an, hani vereyim diye, ama eğer bunları isteyen bir arkadaş olursa, ben bunları bir defa falan giydim. Çok giymedim. Bir iki defa giydim. Bak hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Bunları isteyen olursa, eğer isteyen bir arkadaş olursa, videonun altına yazarsa gönderirim. Elinde duracağına kadar birine verim çünkü daha yepyeni. Feyzacığım çıkar şunu, çıkar. Çıkar çıkar, baza kırılacak, hem altında kalacak. Şey, yatak aşağı inecek bir anda. Löngülük diye. Feyza elbise. Bir bak bakayım. Giyer misin? Bir tane daha şey getiriyor sepet. Hayır. Hayır. İşte Hakan'la o yüzden iş yapılmıyor bizim. Bu elbiseyi de giyersin. Bana hayır. Bak bak, ne var orada, ne var? Bak. Ne var? Kalk, kaç kaç. Sen bence sen şunları al. Bir makineye at. Tamam. Yıkansın, benim telefonum çalıyor herhalde, biraz sonra bakarım ona. Makineye bakayım mı? Makineye at, çalıştır bu. Onu az sıkma olsun Feyza. 600 devirde sıksın.
Ütülemede sıkıntı çıkmaz hiç olmazsa. Feyza, bizim bazanın altında şey var mı bir baksana, yastık. Yastık varsa bu yorganların üzerine birer tane yastık koyalım, burçların üzerine de. İki tane yorgan çünkü sığmıyor buna. Çok bu sefer şey oluyor. Dar oluyor. Ne yapıyor, senin peşine mi dolaşıyor? Bırak bırak, Feyza'nın yakasını bırak. Tişörtünü bırak. İşte benim bunları Hakan okuldayken yapmam gerekiyor aslında. Bugün işte işim olmasaydı diyeceksiniz ki yarın yapaydınız ve Feyza bugün dedi aslında bugün bazaları yapın beraber hiç olmaz. Onu giyecek kıyafetleri giymeyeceklerini ayıralım diye yapmıştım ama yastık normal yastık. Baş yastığı var mı orada kullanılmayan şu baza şeyin içine kurşun içine koyuvereyim. Yok gibi duruyor. Yok gibi duruyor. Neyse o zaman yoktu. Senin bu şey. Neydi bu ya? Karate şeyin çıktı. Kıyafetin devamı. Neyse yastık çıkarsa şunun altına koyuverelim de. Feyza bu büyük kurşulardan kaç tane var orada, var mı başka? Yorgan burcu. Bunlardan mı? Bir bakayım be. Ha evet onlardan kaç tane? 3 tane mi kaldı? Var mı? Valla bu uçlardan çok memnunum. Ben çok güzel çıktım sonra. 8 tane var. 8 tane var. Bayağı almışım. Hurşsuz kaldık ya. Hurşsuz kalacağız diye. Nerede bu? İsmail'in şeyini de kaldıralım. Battaniyeleri de yazın kaldıracağız ya. Hepsini tuttuk tutmayayım da hiç olmazsa kalmayacak. Daha temiz durur diye dediydin de harika. Yapma aşkım. Ne var orada? Hayır, bak orada hiçbir şey yok. Bak ablasına bir göstersin. Bak orada hiçbir şey yok. Bak. Bir bak annem hiçbir şey yok orada ama. Al onu. Tamam. Ne aldı oradan? Benim bir şeyini. Dur Fiza bir dakika. Fiza de bir şey. Hadi güle güle. Saatlerce suratımı kaçsam hiçbir şeye fayda etmedi. İnanılmaz derece şu anda bir dağınıklık. Bazanın altı komple boşalttım. Ne var ne yok hepsini çıkardım. Şimdi düzelteceğim ama nasıl düzelteceğim diye düşünüyorum. Böyle bir dağınıklık, böyle bir karışıklık gördüğüm zaman hiç şey yapamam. Nefes alamıyorum. Gerçekten nefes alamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Neyse yavaş yavaş ucundan yapmaya başlayacağız. Ne diyeyim artık. Hakan'ın oynamadığı oyuncaklar vardı, peluşlar vardı. Onların hepsini komple bazanın altına koyduydum. Şimdi onların hepsini tekrardan çıkartacağım. Onları bir ayıklayacağım. Hiç oynamadıklarını zaten vereceğim. Peluş oyuncaklara çok fazla oynamıyor. Onları vereceğim. Tabii ki bazanın altında hep böyle ne yapıyoruz? Elimizin altında dolamasını istemediğimiz şeylerin hepsini bazanın altına tıkıyoruz. Yalan yok. Ben öyle yapıyorum açıkçası şahsen. Sizleri bilmem. Bazı arkadaşlar... Benim gibi olan da vardır. Benim bazalarımın altı çok böyle nizamı bir düzen yoktur. Şimdi kalabalık bir aile olduğumuzdan dolayı, 4 kişilik bir aile olduğumuzdan dolayı ister istemez kıyafetler çok fazla, ıvır zıvırlar çok fazla. Bakın size bir ıvır zıvır göstereyim ben. Bu benim ıvır zıvırım. Bak şöyle göstereyim. Bu vantilatör. Ben bunu nerede çalışıyordum? Dur tabii zaten en son çalıştığım akolluk makinede. Yeni sanayide çalışırken muhasebede benim bulunduğum odada klima yoktu. Patron odasında klima vardı. Oradan soğuk gelinceye kadar
şey, bir de en üst kat olunca inanılmaz derece sıcak oluyor. Antalya sıcağını bilen bilir zaten. İnanılmaz derece sıcak oluyordu ve o klima buraya, şey, benim odaya gelip de serinletirse zaten akşam buluyordu açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ve ben inanılmaz derece dedim, yanıyordum yani. Önümde bilgisayar, bir yanımda bir yazıcı var. Faturaları kestim, yazıcı var. Diğer yanında fotokopi makinesinde tekrar bir yazıcı var. Hepsi aynı anda çalıştığı zaman bu sefer inanılmaz derece terliyorum. 7-24 sönmeyen karanlık bir ortamda, zaten benimkisi çok fazla güneş alan bir yer değildi zaten. Camı yoktu. Bir camı vardı. O da koskocaman yeni sanayideki, dükkanları bilenler bilir ama bilenler biliyor mu bilmiyorum ama o da sadece komple dükkanın içini gören bir camım vardı. Dışarıyı görüp de dışarıdan güneş alacak, hava alacak bir camım yoktu. Tavanlar inanılmaz derecede alçaktı. Sıcak olduğu gibi oturduğum yere indiğinden dolayı böyle küçük bir vantilatör almıştım ben. Bu direkt benim üstüme geliyordu. Bilgisayarı USB kablosuyla bağlıyordum. Rahatlığı hiç olmazsa o klimanın az bir soğunu bile alsa, bana üflese, bana bir nebze gerçekten çok iyi geliyordu. Ben bunun şeyini çok sevdim. Ben bunun yararını çok ama çok gördüm. Ben atmadım, duruyordu. Lazım olur mu ilerleyen zamanlarda, belki lazım olur diye atmamıştım. Bak böyle bir ıvır zıvır var. Bak mesela botum nurşarımdan varmış. Bunlardan birkaç tane daha çıktı. Şimdi ben bunların hiçbirini, hepsini kaldıracağım. Şimdi bunlar sağlam olanlar, hiç kullanmamış olan, kullanmadıklarım. Battaniyeler olmazsa vakumlayıp da Feyza'nın oraya koyacağım tabii ki de. 10-15 gün sonra iyice havalar ısındıktan sonra tabii ki de bu. Bir de benim spor şeylerim var. Pilates topum var. Büyük olan, kocaman. Bir tane küçük pilates topum var. Şöyle diğer bir de böyle esnem hareketlerini yaptığım lastiklerim var. Onlar da hep bazanın altındaydı. Elimin ayağımın altında olmasın. Hep bazanın altında, hep atmışım öyle. Atıp atıp durmuşum. Bu da bunlar ağırlıklar vardı. Mesela evde hareket yaparken bu ağırlıkları ya ayağıma, ayak bileğime ya da kol bileğime takıyordum ki o ağırlıklarla bir tık daha fazla kalori harcayayım, enerji harcayayım diye. Neler neler yapıyormuşum evdeyken. Şimdi var ya hiç, ama hiç elim bitmiyor gerçekten. Bak burada bir tanecik kışlık kalmış. İşte adam var ya böyle sıyrılıp sıyrılıp kalıyor ya. Delireceğim artık, vereyim. Arkada fotoğraflar var. Orada ne o? Ha, ön taraftaki balkona gelmek için şey almıştım, tül almıştım, tül var. Bir sürü ıvır zıvır var. Abo ıvır zıvır var. Ben eşyalara bakan, eşyalar bana bakar. Biz birbirimize bakışa bakışı herhalde akşam ederiz gibime geliyor. Ne diyeyim? Aa, şunu şuradan alacaktım. Atacağım. İçindeki fotoğrafları alacağım. Ama Feyza'ma bakarmış yine küçükmüş. Küçücük. Küçümencik. Burada başka ne varmış? Ama burada da Feyza şu var. Küçümen. Burada ben bitmiş bir halde Feyza'nın yanında dururken. Tabii çalışıyordum o zamanlar. Sabah çok erken kalkıyordum. Feyza uyurken evimi, her şeyimi toparlayıp işe öyle gidiyordum. Akşam geldiğimde yemeğimi yapıyordum. Tabii haliyle de insanda can kalemi kalmaz. Bitik oluyorduk yani. Burada fotoğraflar atılacaklar. İncikler, boyuncuklar. İlkokula giden, 5. sınıfa giden bir belgeyi değişmiş miyim bakayım bir. Şöyle. Yo, millet diyor yani, çok eski arkadaşlardan görenler diyor ki belgin hiç değişmemişsin. Hala aynısın, hala aynısın diyorlar. Şu kutuyu atayım bari, canlı şey içindeki fotoğrafları alayım da. Şunların içini boşaltıvereyim. Fotoğrafları koyayım, koyayım. Oh, oh. Bazı arkadaşlar görüştüğüm kişiyle alakalı. Artık ne diyeceğim de şaşırdım. Görüştüğüm kişi diyorum. Görüştüğüm kişi değil. Erkek arkadaşlar. Eş adayım diyorum. Niye eş adayım diyorsun diyorlar. Olmazsa ben artık bundan sonra şey diyeceğim. X kişi. X kişi diyeceğim. X kişi, X kişi adı şey hakkında. Ama onu da söylemeyeyim. X'i de söylemeyeyim. Neyse istemeyeceğim. Eş adayım, eş adayımla alakalı bazı yorum şey yap, tahminlerde bulunmuştu. Hani şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir gibisinden. İlk başlarda kimi tahmin etmiş, kim olarak tahmin etmişlerdi şey.
Hakan'ın öğretmeni Önder Bey. Önder Bey'le mutlaka sen berabersin diye yazmışlar. Önder Bey'di. Önder Bey gerçekten çok sevdiğim bir insan. Eğitiminde çok çok ismi Hakan'dan için söylüyorum. Yani eğitiminden biz yararlandığımız. Eğitimden fayda gördüğümüz öğretmenimiz gerçekten çok iyi bir insan. Önder Bey değil. Unsurum zaten Önder Bey değil. Ondan sonra kimden şey yapmışlar? Neydi onun ismi ya? Ha, Feyza'nın şu anda çalışmış olduğu kafedeki müdür Adem Bey olarak şey yapmışlar, isimlendirmişler ki Adem Bey'le çok fazla muhabbetimiz yok. Sadece merhaba merhaba. Aynı o kadar kafeye gittiğimiz zaman da o da zaten müdür olaraktan gelen her müşteriye merhaba dediğinden dolayı, selam verdiğinden dolayı oradan bir tanışıklığımız var. Ve biz de sürekli olarak Kubi'ye gittiğimizden dolayı öyle bir göz aşina şey yani tanıdıklık var diyeyim ben size o şekilde söyleyeyim. Sizler de zaten anlarsınız. Onun dışında kimden şey yapmışlar? Aydoğan'dan. Konfirm Aydoğan'dan. O da nereden çıktı da dövmelerden dolayı çıktı tabii ki de. Görmüş olduğunuz dövmelerden ama Aydoğan Bey değil. Evet bazı arkadaşlar yazmışlar. Belki sen bir videonda Aydoğan Bey'in evli olduğunu söylüyordun ve eşiyle. Eşini de gördüğünü söyledi. Evet ben Aydoğan Bey'in eşini de gördüm. İki tane erkek evladı var. Allah bağışlasın. Çok mutlu bir evliliği var. Eşini her fırsatta yap. Biz gördüğümüz zaman artık bayanlar zaten genelde verirler. Kuaförler artık bayanların büyük şey gibi oluyor. Arkadaş gibi oluyorsunuz yani böyle şey gibi oluyorsunuz. Arkadaş gibi oluyorsunuz. Akraba gibi oluyorsunuz. Dertleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz. O saçınıza şey işlem yapıldığı esnada. O yüzden de her gördüğümüzde zaten eşine olan aşkınız, eşine olan sevgisini sürekli olarak dile getiren bir insandır Aydoğan Bey. Ben oğlunu da gördüm, eşini de gördüm. Hepsini gördüm zaten. Aydoğan Bey de değil. Dövmeler dolayı zaten bu şekilde benzetme yapılmış. Onun dışındaki Neher ablanın dayısı Ercan dayı. Ercan dayı olarak da yazılmış zaten. Ercan dayı da değil kesinlikle. Bu tahminleriniz hiçbiri değil. Ben Ercan dayı hiç görmedim. Gerçekten ama hiç görmedim. Ben de sizler gibi Nihal ablaların videolarından tanıyorum Ercan dayı. Bir de Nihal ablanın anlattığı kadar. Ben Ercan dayıyla hiç karşı karşıya bile gelmedim. Görüşmedim bile. Bir hiç görmedim yani. Bu şekilde Ercan dayı olarak da tahminde bulunmuşlar ama o da değil arkadaşlar. Tahminleriniz hiçbiri değil. İnşallah ilerleyen zamanlarda ben demiştim zaten. Tedavisine olduktan sonra zaten ilerleyen zamanlarda zaten sizlerle tanıştıracağım, tanıştırmayacağım diye kendime sanacağım da değilim. Oy benim tojuluma bak. Tojuluma bak. Çok güzelmiş. Şimdi öyle değil. Şimdi tosun değil. Burada bakar mısınız? Bir güzel ve bir yakışıklı. Ben bunların bu fotoğrafına bayılıyorum. O kadar güzel çıkmışlar ki Haktan'la Feyza. İnanılmaz derecede güzel. Arkada kim de yavaş. Dur bakayım. Şundan da varmış bu da. Koşayar topluyor. Kalkan bunu bari. Bu anneciğim bebis. Annem ve melekler diyebiliriz. Ay ne kadar güzel ya. Allah'ım. Fotoğraflarımı da kaldırayım şöyle. Ay var ya az buçuk şöyle biraz daha düzelttim diyebilirim. Yorganları falan koydum, battaniye var. Koltukların kılıfları var. Şu hiç açılmamış, hiç kullanmadığım uçlarım var. Bunu burada asa buluşları diğer kılıfları mı koysam acaba ya? Evet yazdım da diğer kılıfları için koydum. Ulan bu adamın konudaki gerçekten. Burada bir şey var mı? Burcum da sağlam. Şöyle şunları alayım. Ay şu kamerayı bir türlü yapmaya götüremedim ya. Şurada var ya bir sürü kasetim var. Hepsi Feyza'nın doğumundan büyüyesine kadar. Yaş günlerinde falan olsun her şeyini kaydettim. Bak 2006 güneş tutulması. Allah'ım şu kamera çalışsa da bir seride bir saması da var ya. Kamera çalışmıyor. Neymiş? Annem hastane. Annem hastanede yatarken çektiklerimiz. Bir sürü kaseti var. Hepsi hatıra. Bunların hepsi var ya. CD'ye çektirmek istiyorum ama. Bak Feyza yazmışım. Tarih takmışımdır da. Allah. Allah bu tarihlerin adıydı. Feyza Nur Doğum Hastane.
2006 de Manavgat Baraj gezisi. Hepsini CD'ye çektirmeye kalksam şu anda acaba bir kaseti CD'ye kaça çekerler? Çok merak ediyorum. Çok da fazla benim kasetim var orada. Kameram da var. Aslında kamerayı tamire versem. Kamera aldım çünkü olacak. Ne haber? Çok uyudun annem. Sen ablanın ayağında salladın. Ayağından bıraktın uyandın. Evet. Şunu Feyza aşağının içine koysak geliyor bakayım. Şu ben de kendimi çalacağım ya. Allah'ım şu bazanın var ya bu toplanmış haline bakar mısınız? Ne güzel toplamış. Ne güzel toplamışız değil mi? Bak. Şurası sadece hurç bunlar. Boş hurç. Boş hurç. Aynen bunun içine koy da şimdi boş uçlar hepsi aynı yerde kalsın. Şimdi ismarinde ya bazasının altı yapılacak ya. Yapılırken onu hepsi zaten. Yok onu bunu yapmayacağız. Şunlar ismarinin bazasının altına girecek. İsmarin bazasını bugün yapamam. Ivır zıvırların hepsi orada. Şu ışığı yakar mısın Feyza? Şu tülü geçen sene aldım. Ben niye alıyorum ki acaba? Tülü niye aldın artık? Tülü niye aldın? Bizim evimizde zaten 4-5 yıldır şey var. Kız bu tül şey tülü sonra değil. Perde tülü değil bu. Hani balkonda Hakan aşağı bir şey fırlatmasın diye yeşil tülleri gerdim ya. Öyle tül aldıydım ben. Sonra bunu cibindirik için kullandıklarımızı. Yüzme hocası arıyor. Aa, dur biraz sonra arayayım ben kendisini. Şey cibindirik için kullandığı şeyler var ya tüller. O tülleri kullandım. Onlar eskisi sonra bunları kullanırım dedim. O yüzden bir ağladık. Nihal ablayla dalmıştık var ya. Değiştirsek mi onu? Şimdi çok çirkin gözüküyor. Aşağıdan gerçekten ya her akşam geldiğimde bakıyorum. Böyle çok çirkin duruyor balkon. Değil mi? Evet. Ya, yeşil, mavi, beyaz. Yeşil, beyaz. Sadece yeşil ve beyaz. O zaman sırf mavi yapmam lazım. Tülleri kaldır dersen kaldıramam. Hala Hakan'ın aşağıya bir şey atma potansiyeli var. Yok değil. Ben atacağım Hakan'ı. Şş, ne diyor sana ablan seni atacakmış. Şurada büyük bir umutlarla aldım. Seccade karaviçelerim var. Yine kafayı vurdum ben sen. Karaviçe yapsak ya. Onlar da sadece seccade mi yapıyor? Yok seccade yapılmıyor orada var. Ben sana orada bir tane vereyim bak. Set var burada bir tane. Bak ben sana şunu vereyim. Sen bunu işle. Bak bunun ipleri her şey içinde. Bunu işleyebilirsin. Hangi ara işleyeceksin acaba sormasaydın? Ha, vaktim var. Vakti olsa ne yapacağım da. Feyza şunları bir ara açalım. Bak şundan atmaya koyamadım. Ben Feyza'yı diğer evdeyken şey yapmıştım. Cibindirik yapmıştım. Polardan üşümesin diye. Kocaman çok güzel bir cibindirik yapmıştım ama. Üstünü örtmediği için kış aylarında. Ah polardan cibindirik yapmıştım ki komple sıcak dursun diye. Tırnaklarımı geçirdim. Cimcikledi. Yapma. 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 Çek hadi elini bakalım. Çek. Kaç bir şurayı bir kapatalım abi. Bazana atacak var mı? Ama bayağı Feyza boşaldı. Evet. Ay az önce nasıl doluydu burası böyle ya. Felaket doluydu. Şurada pijama takımlarımız var. Onları şeyin içine koyduk. Şurada komple bizim sabahlıklarımız var. Hepimizin sabahlı bir hoşta. Şu anda bir tek gözümde büyüyen şu Hakan'ın oyuncakları var bir de. Hakan'ın oyuncaklarını ayırmamız lazım. Senin odanda başka bir şey kalmadı değil mi? Şeye girecek, bazaya girecek. Şunu kapatayım da ben şunu bitti mi şimdi? Şu anda sadece evi temizlemek kaldı. Şeyler, bazalar bitti ama. Biz Feyza tutuldu da ben şu bazayı. De. Önceden damacanayı kırmıştı ya bebekken. Hmm. Yüzüne damacanayla hava basıyordum biliyordum. Telefon de. Telefon de. Kulaklığı da. Telefon. Telefon yok. Telefon. Telefon yok. Anne. Bırak yok. Onları ver. Ver. Bence sıfır olsun gidip dışarısı serin. Serin değil Feyza. Ben üşüyorum. Sen üşüyorsun ama dışarısı serin değil çünkü. Evet. Feyza ile Hakan parka gidecek. Şimdi ben de evler silip süpüreceğim. Hiç olmazsa ayağımın altına dolaşmazsa Hakan daha rahat yapar. Sanki benim kolum kırık ha. Hiç var ya al hiç onu rahatsız etmiyor. Çok rahat. Alıştık ya. Gel. Hadi ama abla şunu takmayın şunu. Ne?
Mami. Mami yiyecek mi? Mama yiyecek mi baba? Mama. Biberon da ona vereyim ben sana. Biberon su. Bak çocuklar kalmış koşup kaldı. Otur yere, otur. Oturmadan giyiyor Feyzacığım. Ayakta mı giyiyor ayakta? Tabii ki derim ayakta giyiyor. Bir de benim ayakkabıları giyme ama yalnız. Abla kendi ayakkabılarını giy. Bak ya benimkini giyecek. Annem benimkini niye giymiyor? Bak. Ben 4. 5. sınıfta giyiyorum diye annem şey yapıyordu. Giyme diyor büyük ayaklarına ayakkabılar diyordu. Bak şimdi giyiyor. Feyza de. Feyzeciğim Feyza. Aha olmadı. Kendikini giy. Elindekini bırak, elindekini bırak. Çek, dur. Sok ayağını. Sok, sok, sok. Aferin benim kuşuma. Bir de bunu getir. Dur bakayım, dur, dur. Dur anne. Ama bir dur. Bir durmuyorsun ki. Getir. Getir bana, dön bana. Ama bir dur. Hiç beklemedin ayağını sokuyorsun. Bak arka taraf takıldı kaldı. Dur. Rahat edemezse kendisi çıkarsın uzatsın. Ya niye rahatsız olsun çocukcağız Feyza? Çocukcağız mı? Evet. Hadi Hakan. Milli felaket. Hoşça kal de. Hoşça kal. Hoşça kal. Haydi hoşça kal. Dur vereyim. Feyza ile Hakan'ı parka gönderdikten sonra şimdi ben geriye kalan şöyle sizlere göstereyim. Döküntülerimizi artık yavaş yavaş toplayıp odaları silip süpürüp artık kapatacağım. Bazaları düzenledim mi? Düzenledim. Bu düzen bana göre arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yazacaklar. O baza öyle mi düzenlenir? Baza yine çok dağınık. Ne biçim bir düzenim var? Nasıl bir toplama şeklim var diye bana. Şimdi büyük bir ihtimalle tekrardan böyle bir saydıracaklar ama canları sağ olsun hiçbir şey söyleyemem. Ama benim düzenim de bu şekilde diyebilirim. Neyin nerede olduğunu biliyor muyum bazanın altında? Evet biliyorum. Bana deseniz ki pilates topları nerede deseniz pilates toplarının yerlerini size hemen bazanın altında gösterebilirim. Hepsini aynı bir poşete toparladım. Pilates topumu, büyük topumu, küçük topumu, lastiklerimi, ağırlıklarımı, işte bileklerimi bağladım. Ağırlıkların hepsini bir poşete koydum. Güzelce bazanın köşesine koydum. Seyahat ütün nerede diye soracak olsam. Seyahat ütümün nerede olduğunu da biliyorum. O da zaten yine çıkmış. O da bazamın altına koydum. Çok fazla hani şu anda kullanmadım bütün eşyalarımı. Bazanın altına bir köşeye hepsini istifledim. Yani hepsi aynı yerde. Hiç olmasa dağınık değil. Biri orada, biri burada, biri şurada değil. Ama şöyle göz hesabında şöyle bir baktığınız zaman bazalarımızın altına, bazamın altına diyeyim yani sizlere. Bir de başabilsem. Dağınık gibi gözüküyor ama dedim. Benim de düzenim bu şekilde. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne diyeyim. Oy yoruldum. Çocukları göndermişken ben hızlı bir şekilde hemen evi toparlayayım. O yüzden de ben sizlerden artık yavaş yavaş izin isteyeyim, kaçayım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.